Ders anlatım köyü 17'de elektrik akımının oluşması, elektrikte kullanılan devre elemanları, voltmetre ve ampermetre, dirençler, dirençlerin bağlanmasını bu bölümde, bu köyde beraber işleyeceğiz. Elektrik akımı, elektriksel potansiyelleri birbirinden farklı olan iletken küreler birbirlerine dokundurulduklarında aralarında potansiyeller eşit olana kadar yük alışverişi olur. O zaman burada elektriksel potansiyeller eşit olana kadar yük alışverişi yapar diyebiliriz. Bakın, buradaki L küresinde eksi 3 Q yükümüz var. Yani elektron fazlalığı var. Aynı şekilde artı Q yüklü olan K'da ise elektron eksikliği var. Burada biz X anahtarını kapattığımız zaman fazlalık olan elektronlar eksik olan kısma doğru yol alacaklar. Yani burada elektronların hareketi bir yönünde olmuş olacak. Ve bunlar arkadaşlar dengeye geldiklerinde yükleri eksi Q'ya eksi Q olacak. Yani yarı çapları ile orantılı yük paylaşımı yarı çapları da eşit olduğu için eksi Q eksi Q bunların yük olacak. Burada elektronların hareketin tersi yönünde elektrik akımı oluşacaktır. Ama gerçekte arkadaşlar bakın, eğer siz artı yüklü bir cismi getirdiğiniz bir iletken telle eksi yüklü bir cisme getirip bağlarsanız, burada gerçekte bu iletken tel içerisinde arkadaşlar artıdan eksiye doğru elektriksel alan oluşacak. Şimdi elektronlar negatif yüklü olduğu için dolayısıyla bu alana ters yönlü, bakın alana ters yönlü bir F kuvveti etkiler teldeki elektronlara. Yani burada F değerini biz Q çarpı E şeklinde yazıyorduk. Daha önceki derslerde bunu gördük. Şimdi dolayısıyla tel içerisinde oluşan elektrik alandan dolayı teldeki elektronlara bir kuvvet etki eder. Elektronlar bir taraftan bir tarafa doğru yer değiştirir. Bundan dolayı akım oluşmuş olur arkadaşlar. Ama akımı yönü her zaman artı yüklerin hareket yönündedir. Akım şiddeti bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına deniyor. Burasını iletkenin kesiti olarak alırsak 1 saniyede geçen yük miktarına biz akım demiş oluruz. Şekilde iletkenine T sürede Q kadar yük arkadaşlar geçtiğinde burada akımın değerini Q bölü T şeklinde yazarız. Yük değeri kulomptur. Aynı şekilde geçen süre saniyedir. Biz kulomp bölü saniye değerine akım yani amper demiş oluruz arkadaşlar. Amperin buradan birimi de gelmiş olur. Burada gördüğümüz tüpün iki ucuna bir gerilim uygularsak, bakın burada tüp içerisinde artı ile yüklediğimiz bir levhamız, bu kısımda da eksi ile yüklediğimiz bir levhamız olsun. Burada artı ile yüklü olan levhaya eksi olan yükler gelecektir. Eksi ile yüklemiş olduğumuz levhaya da artı olan yükler gelmiş olacaktır. Burada devrede akımın yönü her zaman artı yüklerin hareket yönünde olacak. Yani bu devrede ok yönünde görüldüğü gibi bir iyi akım oluşmuş olacaktır. Aynı şekilde eğer biz tuzlu su içerisine bir gerilim uygularsak buradan da akım geçer. Tuzlu su içerisinde sodyum atomları pozitif yüklü, klor atomları eksi yüklüdür. Dolayısıyla buradaki örneğin A elektroduna baktığınız zaman bunu artı ile yükleyince bu elektroda klorlar gelecek. Yani eksi yükler gelmiş olacak. Aynı şekilde B elektrodu eksi ile yüklendiğinde de buna artı yükler yani sodyumlar gelmiş olacaktır. Bu şekilde tuzlu su içerisinde elektrik akımı iyonlar vasıtasıyla taşınmış olacaktır. Direnç, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç deriz. Direncin oluşmasının sebebi metallerde serbest halde elektronlar vardır. Metalin uçlarında potansiyel farkı uygulandığında elektronlar harekete geçtiğinde atomlarla sabit olan atomlarla etkileşirler ve burada direnç oluşur. Bu direnci trafikteki araçlara benzetebiliriz. Yol boyunca araçların gördüğü zorluklar direnç olarak değerlendirilebilir. Burada direncin büyüklüğünün değeri telin boyu ile doğru orantılı olur. Yani telin boyunun değeri arttıkça direnç değeri artar. Bir diğeri ise telin kalınlığıyla yani kesitiyle ters orantılıdır. Telin kesiti ne kadar büyük olursa direnç değeri o kadar az olur. Bir diğeri de yapıldığı maddenin öz direncinin değerine bağlı olur. Yani maddenin yapıldığı maddenin cinsine bağlı olmuş olur. Eğer öz direnç küçük ise o iletkenin direnci küçük olur ve enerji kaybı az olur. Onun için
Arkadaşlar, gümüş, bakır ve altın iyi birer iletkendir. Elektronik devrelerinde direnç oluşmaması için bir anakarttı arkadaşlar. Yani bilgisayar anakartlarında bağlantı yerleri eskiden altın kaplama ile yapılmış oluyordu. Bunun da sebebi bağlantı yerlerinde direnci azaltmak. Şimdi direncin değerini R demiş olursak, burada Rho öz dirençtir. İletkenin telin boyunun değerine L, bunun kesitinin değerine S dediğimiz zaman buradan direncin birimini biz ohm olarak bulmuş oluruz. Bunun gösterimi şekildeki gibi olacaktır. Burada iletkenin boyunun değerine L dediğimizde, öz direncinin değerine Rho dediğimizde, kesit alanını S dediğimizde direnç değerini Rho L bölü S şeklinde gösteriyorduk. Bakın burada Rho öz direnç, bunun biriminin değeri öz direncin ohm çarpı metre çarpı metre olarak gösterilmiş olacak. Aynı şekilde iletkenin boyunun değeri arkadaşlar metre, kesit alanı metre karedir. Buradan direncin değerini ohm olarak bulmuş oluruz ve devrede gösterirken de bir iletkeni direncini şekildeki gibi göstermiş oluruz. Örnek 1. Bir iletkeni kesitinden 2 saniyede zıt yönlerde 8 kulomb ve eksi 2 kulomb elektrik yükleri geçiyor. Buna göre oluşan akım şiddeti kaç amperdir diyor. Burada bakın geçen yük miktarları biri artı 8 kulomb, biri eksi 2 kulomb. Burada arkadaşlar bunları çıkartmayız. Yani bunların ikisinin hareketinden dolayı akım oluşmuş olur. Bu değerleri toplarız. Burasının değeri 8 artı 2'den arkadaşlar 2 kulomb'dan 10 kulomb yapar. Ve geçen süre 2 saniye. Buradan 10 bölü 2'den akımın değerini 5 amper olarak bulmuş oluruz. Dikkat edeceğimiz tek olay burası arkadaşlar. Yani yükleri çıkartmayız. Her iki yükün hareketinden dolayı orada akım oluşmuş olur. Örnek 2'de kesit alanları ve uzunlukları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi verilen X'ye metal çubuklarının dirençleri eşittir. X, Y tellerinin öz dirençleri sırasıyla Rho X ve Rho Y olduğuna göre Rho X bölü Rho Y oranı kaçtır diye soruda bize sorulmuş. Burada soruda gördüğümüz gibi hem iletkenlerin boyları hem de kesitleri verilmiş. Formülde direkt yerine yazabiliriz. Yani R dediğimiz değere Rho X çarpı X'in boyu 2 ile kesit alanı S. Aynı şekilde Y'nin de direnci R olarak verilmiş. Bunun da değerini yazalım. Rho Y çarpı L bölü 2S. Buradan L'leri ve S'leri sadeleştirebiliriz. O zaman Rho X çarpı 2 değeri var. Burada da Rho Y bölü 2 değeri var. 2'yi karşıya attığımızda buradan Rho X bölü Rho Y dediğimiz değeri 1 bölü 4 olarak buluruz. Sorunun cevabı A şıkkı olur. Kısa devre. Şekilde görüldüğü gibi biz bir direncin uçlarına bir iletken tel bağlarsak bu durumda devrede gelen akım direnç üzerinden geçmez ve bizim bağlamış olduğumuz tel üzerinden yoluna devam eder. Bu olayı arkadaşlar kısa devre demiş oluruz. Reostaya geldiğimizde ise reosta ayarlanabilir dirence denir. Burada reostaların kullanılma sebebi direnci ayarlayarak devrede geçen akımı değiştirmektir. Buradaki sürgüyü ok yönünde çektiğimiz zaman bakın burada akımın geçtiği yol şu kısım olacak. Dolayısıyla arkadaşlar iletkenin boyu azaldığından dolayı da direncinin değeri azalmış olacak. Devrede direnç azaldığından dolayı da koldan gelen akım değerinde bir artma söz konusu olacaktır. Ohm kanunu bir iletkenin uçları arasında potansiyel farkın iletkenden geçen akım oranı daima sabit olur. Bu sabit iletkenin direncine eşit olur. Bunu ohm ifade etmiştir. Şimdi ohm yasası dediğimiz yasayı şöyle ifade edebiliriz, anlatabiliriz. Devrede bir R direncimiz olsun. Bu devreye biz bir adet pil getirir bağlarsak, bu durumda devrede geçen akımın değerine I demiş olursak, bu devreye bir pil daha bağlarsak, yani gerilimi arkadaşlar artırdığımızda, bu durumda devreden geçen akımın değeri de artmış olacaktır. Bu durumda devreden 2I şeklinde akım geçer. Dolayısıyla bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkı arttıkça iletkenden geçen akım değeri de artar. Bu doğru orantılı olur. İşte buradaki oran değeri bize iletkende kullanılan direncin değerini verir. Öyleyse biz buraya gerilim demiş olursak, aynı şekilde şu kısma akım demiş olursak,
Bir iletkende gerilimin akımı oranı sabit olacak. Yani gerilim V iken akımın değerine I dediğimizde, gerilim değeri 2V iken akımın değerine 2I dediğimizde, buralardaki eğim değeri tanjant alfa dediğimiz değer, V bölü I dediğimiz değer, devrede kullanılan direncin değerine eşit olur. Burada önemli bir notumuz var. Diyor ki, telin direnci akıma ve potansiyel farkına bağlı değil. Daha önce de söylemiştik, telin direnç formülü rho L bölü S'ydi arkadaşlar. Yani telin cinsine bağlı, boyuyla doğru orantılı, kesitiyle ters orantılıydı. Burada da notumuz bize bunu tekrar hatırlatmış oluyor. Örnek 3. İç dirençler önemsiz. 2 ve 3 ve potansiyel farklı üreticiler. R1 ve R2 dirençlerine bağlandığında devrelerden şekildeki gibi akımları geçiyor. Buna göre dirençlerin oranı R1 bölü R2 kaçtır diye soruda soruluyor. Burada Ohm yasasından faydalanalım. Birinci devrede üreticinin geriliminin değeri 2 ve bunun değeri eşittir akımın değeri I çarpı direnç değeri R1 ya da I diyelim buraya. Diğer devreye geldiğimizde pilin potansiyelinin değeri 3V'ye kadar, akımın değeri yine aynı ve direncin değeri R2. Bunları oranladığımız zaman buradan R1 bölü R2 dediğimiz değeri 2 bölü 3 olarak buluruz. Sorunun cevabına D şıkkı deriz arkadaşlar. Dirençlerin bağlanması, birincisi seri bağlama. Dirençlerin birbiri ardı sıra bağlanmasına biz seri bağlama demiş oluruz. Dolayısıyla burada R1 ve R2 dirençleri seri bağlanmıştır. Burada ana koldan geçen akıma da I ana kol akımı demiş olalım. Şimdi seri bağlandığında arkadaşlar bir, bakın ana kol akımı devreden geçen akımların değerlerine eşit olacak şekli. Tekrar şuraya çizersek, bir tanesini R1, R2 dersek, bakın bu devrede ana koldan geçen akım, yani I ana kol akımının değeri burada her dirençten geçen akım değerine eşit. Yani ana kol akımı bütün dirençlerden geçiyor. Dolayısıyla R1'den geçen akım I1, R2'den geçen akım I2 ise burada I1 değeri, I2 değeri eşit. Bu aynı zamanda devrede ana kolda geçen akımdır. Burada bir değeri dirençlerin uçlarındaki potansiyellerin toplamı bu üreticinin potansiyelini bize verecektir. Yani buradaki üreticinin potansiyeline V demiş olursanız bu V değeri bu potansiyellerin toplamına eşit olur. Yani V1 artı V2 değerine eşit olur. Aynı zamanda burada bu devrede eşdeğer direnç değeri ise dirençlerin değerlerinin toplamı olur. Yani R1 artı R2 olur. Ve yine burada Ohm kanunu kullanabilirsiniz. Yani V dediğiniz değer ana kol akımı çarpı R eşdeğer direnç olacaktır. Bakın buradan biz yine ana kol akımının değerini bulabiliriz. İki paralel bağlama. Arkadaşlar aynı elektrik potansiyel noktalarının arasına bağlanan dirençlere paralel bağlama deriz. Yani paralel bağlamada şekilde görüldüğü gibi bakın üreticinin artı kutbu var. Bu direkt olarak dirençlerin bir uçlarına geliyor. Aynı şekilde üreticinin eksi kutbu da dirençlerin arkadaşlar aynı şekilde bakın diğer uçlarına geliyor. Bu tür bağlamalara biz paralel bağlama demiş oluyoruz. Burada R1, R2 dirençleri de zaten paralel bağlı olmuş olacak. Şimdi dirençler paralel bağlı olunca her direncin uçlarındaki potansiyel değerleri direkt üreticinin potansiyeline eşit olacaktır. Yani bu devrede V dediğimiz potansiyel arkadaşlar aynı zamanda V1'e aynı zamanda V2 değerine eşit olur. Ama burada devrede gördüğümüz gibi ana kol akımı geldiğinde K noktasında iki kola ayrılıyor. İki kola ayrıldığında bu kollardaki akımların toplamı ana kol akımını verir. Yani burada ana kol akımının değerini biz I1 artı I2 şeklinde yazabiliriz. Bakın burada devrenin eş değerine geldiğinizde 1 bölü R eş değer eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklinde bir değer olacak. Ama sadece 2 direnç varsa, bakın bu 3 direnç için geçerli değil. Sadece 2 direnç varsa kısa yol olarak bunların eş değeri çarpımları bölü toplamları olur. Yani burası R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 olur. Burada yine önemli bir özellik de arkadaşlar paralel kollarda dirençlerden geçen akımlar dirençlerle ters orantılı olur. Ya da şunu yapabilirsiniz. Potansiyeller eşit olunca I1 akımı çarpı R1 değeri eşit olacak. I2 akımı çarpı R2 olacaktır. Bakın bu eşitlikten
Biraz önce de söylediğimiz gibi eğer bir kolda direnç değeri büyükse üzerinden küçük akım geçer. Direncin küçük olduğu yerden de büyük akım geçmiş olur. Elektrik devresinde ölçüm araçları voltmetre ve ampermetre. Voltmetre devre elemanına paralel olarak bağlanır. Yani burada R direncini görüyorsunuz. Bu direnç uçlarına paralel olarak voltmetreyi bağlarız. Voltmetre arkadaşlar iç direnci çok büyüktür. Ve aynı zamanda bir voltmetre hiçbir zaman akım geçirmez. Eğer biz bir voltmetreyi devreye seri olarak bağlarsak o koldan arkadaşlar akım geçiremeyiz. Yani seri olarak voltmetre bağlanmamalıdır. Aynı şekilde ampermetre ise devreden geçen akım şiddetini ölçen bir alettir arkadaşlar. Ama ampermetrelerin iç direnci yoktur. Yani ampermetre arkadaşlar tel gibi düşünülür devrede işlem yapılırken. Ve ampermetreyi devreye seri olarak bağlamış oluruz. Eğer bir dirence ampermetreyi biz paralel olarak bağlarsak, bakın o zaman bu direnç kısa devre olur. Yani devreden gelen akım arkadaşlar R üzerinden geçmez, direnç üzerinden geçmez. Direkt ampermetre üzerinden geçmiş olur. Burada ilk şekilde ampermetre gördüğümüz gibi 2 ohmluk dirence paralel bağlanmış. O zaman bakın buradaki 2 ohmluk direncin bir önemi olmaz. Kısa devre olur. Yani gelen akım ardından yola çıkan akım ampermetre üzerinden devreyi tamamlar. Eğer biz burada ana koldaki akımı bulmak istiyorsak I değerini V bölü R'den yazarız. O zaman V dediğimiz değer üretici potansiyeli 6 volt. Devrede arkadaşlar sadece 3 ohmluk direnç kalıyor. Burası buradan devrede dolaşan akımın değerini biz 2 amper olarak yazarız. Yani ampermetre 2 amperi gösterir. Alttaki şekle baktığımız zaman hatırlayalım. Voltmetre akım geçirmez arkadaşlar. Voltmetre akım geçirmez. Dolayısıyla burada 6 volttan çıkan akım değeri ampermetreden geçtikten sonrasında 2 ohmluk direnç üzerinden gelir devreyi tamamlar. Bu durumda arkadaşlar ana kol akımı bulmak istiyorsak yine V eşittir I çarpı R'den bulabiliriz. Üretici potansiyeli 6 volt idi burayı yazdık. Akıma I dedim. Sadece bakın burada 2 ohmluk direncimiz var. 3'ten akım geçmiyor. Buradan ana koldan geçen akım değerini 3 amper olarak yazmış oluruz arkadaşlar. Burada noktalama yöntemi ya da harflendirme yöntemi dediğimiz yöntemi beraber inceleyelim. Mesela K noktasından yola çıktığımızda dirençleri atlamamak şartıyla gidebildiğimiz kadar gideriz arkadaşlar ve geldiğimiz dirençlerin önüne bu harfi koyarız. Bunlara K diyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın şurada dirençlerin uçlarına da yine K noktası deriz. Bakın burada L noktasından yola çıktığımızda şurası L, burası arkadaşlar L olur. Ve arada burada noktalanmamış yer kalıyor. Buraya da M harfi diyebiliriz. Bakın M'leri de buraya dağıtabiliriz buradan. Şimdi harflendirme yöntemi yapılırken harflerin arkadaşlar sırasına göre yazılması gerekir. Yani burada K'yı baş tarafa yazdık. Ortaya geldik M'yi ve en sona geldik L'yi yazdık. Ve KM arasında olan buradaki dirençleri arkadaşlar beraber inceleyelim. Şimdi burada bakın şu 3 ohmluk direncin uçlarına aynı harf geldiğinde bu durumda bu kısa devre olur arkadaşlar. Yani akım buradaki 3'ten hiçbir şekilde geçmez. Dolayısıyla bu 3'ü dikkate alma gerek kalmaz. O zaman K ve M arasında bir 6 ohmluk bir direncimiz var. Yani şuraya 6 ohmluk direncimizi yazarız. Bir de arkadaşlar 12'lik bir direncimiz var. Bunu yazdık. M ile L arasına geldiğimizde burada bakın bir tane dördümüz var. Yani şuraya geldiğimizde 4 ohmluk direnci yazarız. Daha sonrasında ise K ile arasında 8 var. Bakın bunların hepsine paralel olacak bu direnç değeri. K ile arasına eklediğim 8 değeri. Burada devrede eşdeğer direnç bulunurken 6 ile 12 paralel. Bunu kısa yol olarak şöyle yapabiliriz. 6 çarpı arkadaşlar 12 bölü 6 artı 12. Burası 6 çarpı 12 bölü 18. Bakın sadeleştirdiğiniz 3 kaldı. 12 ile 3'ü sadeleştirdiğiniz 4 oldu. O zaman bu ikisinin değeri 4. Bakın seri bağlı 4 de burada var. Bu durumda arkadaşlar üst kol toplam olarak 8. Bakın burası 8. Aynı şekilde alt kolda da arkadaşlar bir tane 8'imiz var. Ve bunlar birbirlerine paralel. Bunların eş değeri bulunurken R bölü N formülünü kullanabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar 8 bölü 2'den bunun direncinin değeri 4 olarak bulunur devrede.
Örnek 4. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye soru sorulmuş. Bu soru arkadaşlar her kaynakta her kitapta karşınıza gelecek soru kalıplarından bir tanesidir. Bunu anlamak için en güzel yol yine harflendirme yöntemidir. Yani siz K noktasından yola çıktığınızda dirençleri görene kadar yolunuza devam ettiğinizde bakın. Buralara K noktası diyebiliriz. L'ye geldiğinizde yine devam ettiğinizde arkadaşlar buralara L noktası diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün dirençler KL arasında oluyor. Yani bütün direnç değerleri bu devrede birbirlerine paralel olacak. Öyleyse birinde arkadaşlar 3, birinde 2 ohmluk, birinde de 6 ohmluk dirençleriniz var. Burada 3 tane olduğu için buradan 1 bölü R eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6'dan soruyu çözebiliriz. Birini 3, birini 2 ile genişlettiğimizde burada 6 bölü 6. Buradan arkadaşlar eşdeğer direnç değerini de 1 olarak bulmuş oluruz. Yani sorunun cevabına A şıkkı deriz. Örnek 5. Emre yapacağı bir elektronik devresine kendisine 9 ohmluk bir direnç gerekli olduğu halde yalnızca elinde 6 tane 12 ohmluk direnç olduğunu görüyor. Buna göre Emre aşağıdaki hangi bağlamı ile 9 ohmluk direnç elde edebilir diyor. Burada arkadaşlar bakın eğer biz 12'lik dirençlerden burada 4 tanesini paralel bağlasak bu durumda 12, 12, 12, 12, 12 bölü 4'ten burasını arkadaşlar 3 olarak buluruz bakın. Şimdi daha sonrasında ise buraya geliyorum. Eğer 2 tane kalan arkadaşlar 12'lik direnci de burada paralel bağlarsam bu ikisinin eşdeğer direnci arkadaşlar 12 bölü 2'den 6 olur. Bakın bu durumda 3 ile 6 bunların eşdeğerleri 3 ile arkadaşlar 6 değerleri bunları topladığınız zaman buradan 6, 3 arkadaşlar 9 ohmluk direnç elde ederiz. Zaten bize lazım olan direnç değeri de 9 ohm. O zaman burada arkadaşlar böyle bir bağlama şeklini inceleyelim. 4 tanesi paralel, 2 tanesi paralel ve bunlar birbirlerine seri bağlanacak. Buradan da biz 9 ohmluk direnç değerini bulmuş olacağız. Örnek 6. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir diye soruda soruluyor. Bu soru çok güzel bir şekilde harflendirme ile çözülecek bir soru. Bakın K'dan yola çıktınız ve dirençlerin önüne geliyorsunuz. K harfini yazıyorsunuz. K'ları buradan geldik yazdık. Aynı şekilde L'den yola çıktınız. Dirençleri atlamamak şartıyla buralara geldiniz. L noktalarını getirdiniz, koydunuz ve araya getiriyoruz. M'yi koymuş oluyoruz. Bakın bunların hepsinin uçlarına M gelecek. Daha sonrasında ise harfleri sırasıyla yazdığımız zaman K, M ve L şeklinde. Burada K ve M arasında olanlara bir bakalım. Bakın 1, 2, 1, 2 de burada var. Yani şu ikileri getirdik, yazdık arkadaşlar. Daha sonrasında ise M ve L arasına baktığınız zaman M ile L arasında 1, 6, 1 de 3'ümüz var. Yani şuraya geldiğimizde 6'ya devamında arkadaşlar 3'ümüz olacak. Aynı şekilde K ile arasına geldiğinizde ise bir tane 6 olan direncimiz var. Burası. Burada 6 ile 3'ü gördüğünüzde bakın şu kısmın eşdeğerine bakarsanız çarpımları böyle toplamlarından yapabiliriz bunların eşdeğerini. Burası 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. Buradan şurası 9 yapacak. 3 ile sadeleştirdim. Paydada 3 kalıyor. 6 ile 3'ü hallettiğimizde arkadaşlar burada 2 değeri gelecek. Aynı şekilde şu kısmın eşdeğerine bakarsanız yine çarpımları bölü toplamlarından da yapabilirsiniz ya da r bölü n'den de yapabilirsiniz. Yani 2 çarpı 2 bölü 2 artı 2. Bakın buradan da 1 geliyor. O zaman üst kısımda arkadaşlar bir birlik direnciniz var. Devamında bir tane az önce eşdeğerini bulduk ikilik direncimiz var ve aşağıda arkadaşlar geldiğinizde burada 6 var. Bakın 2 ile 1 seri bağlı olduğu için burası 3 olur. Bakın şurasının değeri 3 olur. 6 ile 3 paralel olunca az önce de yaptık eşdeğeri 2 gelir. Buradan arkadaşlar devrede eşdeğer direnci 2 olarak 2 ohm olarak bulursunuz. Yani sorunun cevabına C şıkkı demiş oluruz.
özdirençleri aynı olan kale iletkenlerinin boyları ve kesit alanları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yani 2017 sınavında gelmiş olan bir soru. İletken KVN boyları L'ye 4A kesit var. N'nin de boyu 3L'ye, kesit alanının değeri A kadar. Şimdi işlemlerinden diyor hangileri tek başına yapılırsa K ve N iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olabilir diyor. Şimdi burada RK değerine beraber bakalım. Bunun rho'su aynı her ikisinde. Boyu L, kesit alanı 4A kadar. Burada arkadaşlar N'ye geldiğimiz zaman RN dediğimizde rho çarpı boyu 3L, kesiti A kadar. Bakın burada N'nin direncinin değeri arkadaşlar K'dan 12 kat daha büyük. O zaman biz burada RN direncinin değerini azaltmamız ya da RK direncinin değerini artırmamız gerekir ki bunlar eşitlenebilsin. Şimdi K iletkeninin boyunu uzatırsanız bakın bunun direnci artar. Böyle bir durum söz konusu olur. K iletkenin kesit alanını büyütürseniz arkadaşlar bakın o zaman bu direnç değeri küçüktü, iyice küçülecek. Yani bunun olma ihtimali olmaz. N iletkeninin boyunu uzatmak. Arkadaşlar N'nin boyunu uzatırsanız bakın o zaman direnci büyütürsünüz. Bu zaten büyük. Bunu büyüttüğünüz zaman yine arkadaşlar eşitleyemezsiniz dirençlerin değerini. En sonkinde dördüncü şıkta diyor ki N iletkenin kesit alanı büyütmek. Evet bunun bakın kesit alanı büyütürseniz direncin değerini azaltırsınız. K ve N eşit olabilir. O zaman bu şık doğru olacak. 1 ve 4'ün olduğu şık C şıkkında var. Sorunun cevabına C demiş oluruz. Örnek 8, 2016 YGS sınav sorusu. Bir üreteç ve KLMN ampulleri kullanılarak kurulan şekildeki devrede bütün ampuller ışık vermektedir. Aylin bazı ölçümler yapmak için devrede 1, 2, 3, 4 ile gösterilen her bir noktaya uygun olup olmadığına bakmaksızın ampermetre veya voltmetreden birini ölçüm aracı olarak bağlıyor. Ölçüm araçları şekildeki gibi bağlandıktan sonra KMN ampullerinin ışık vermeye devam ettiği, L'nin ise artık ışık vermediği gözlemleniyor. Buna göre Aylin 1, 2, 3 ve 4 noktalarına sırasıyla hangi ölçüm araçlarını bağlamış olabilir diyor. Burada bakın L yanmadığına göre yani yananlar K, M ve N. Burada L yanmıyor. O zaman D yanmıyorsa arkadaşlar 2 nolu yere akım geçirmeyecek bir ölçüm aracı bağlamalı. Yani 2'ye koldan akım geçirmeyecek voltmetreyi bağlarsınız. Şimdi buraya geldiğinizde eğer arkadaşlar siz 3'e bir ampermetre bağlarsanız bu o zaman M yanmaz yani kısa devre olur. Demek ki siz 3'e ancak akım geçirmeyecek bir voltmetre bağlarsınız. Bunu da bir yazalım. 3'e geldiniz bakın voltmetre bağladınız. Şimdi 4'e geldiğinizde ise burada 4'te eğer voltmetre bağlarsanız akım geçmeyecek yani hiçbiri yanmaz. Demek ki siz 4'e voltmetre bağlayamazsınız. Buraya mecburen ampermetre bağlayacaksınız. En son 1'e geldik arkadaşlar. Bakın 1'e de yine voltmetre bağlayamazsınız. Niye? Çünkü bağlarsanız K'dan akım geçmez, yanmaz. Dolayısıyla arkadaşlar 1'e de ampermetre bağlarsınız. Şimdi cevap şıklarına beraber bakalım. Şimdi ampermetre, ampermetre, ampermetre şu ikisini eledim. Şimdi 2'ye gelip baktık voltmetre var. Bakın şurada var. 3'te arkadaşlar voltmetre var. Burada var. 4'te ampermetre olacak tekrar. Buradan sorunun cevabına B şıkkı demiş oluruz. Ödev test 1. soruda. Şekildeki gibi bağlanmış dirençlerin kale noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diyor. Burada kolları ayrı ayrı beraber inceleyelim gelin. Bakın bu kola baktığınız zaman bu ikisi birbirinin ardına bağlanmış seri bağlama. Buranın eş değeri toplamları olur. Burasının değerine gelirsiniz 20 ohm dersiniz. Aynı şekilde buraya baktığınız zaman bu ikisinin eş değeri de yine 5 ohm olarak bulunacak topladığınızda. Şimdi devreyi şöyle yeniden düzenleyelim beraber. Burada dirençleri getirdik koyduk arkadaşlar. Üst taraftaki eşdeğer 20 idi. Ortadaki 4, altta da birer 5'imiz var. Şimdi bunların eşdeğeri bizden isteniyor. Bunların arkadaşlar eşdeğerinde hepsi paralel bağlı olduğu için R eşdeğer direncini 1 bölü 20 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 olarak yazarız. Burasını 4, burayı da 5 ile genişletirsek
Buradan arkadaşlar yukarısının toplamının değeri 4, 5, 9. Bir daha var arkadaşlar 10. Payda da 20 değeri olacak. Bunların eş değerini tekrar ters çevirdiğimizde 20 bölü 10'dan 2 olarak buluruz. Yani sorunun cevabına C şıkkı demiş oluruz. Ödev test ikinci soruda. Şekildeki elektrik devresinde R direncinden I1. Gelelim yazalım bunu. Buraya I1 dedik. 2R direncinden I2 akımı, yani şu ana kol üzerinden I2 akımı geçecek. Daha sonrasında ise 3R'den geçen akım değeri soruda I3 olarak verilmiş. Buna göre bu akımlar arası ilişki nedir diye söylüyor. Burada arkadaşlar I2 akımı geldikten sonrasında bakın iki kola ayrılıyor. Yani I1 ve I3 diye. O zaman I2 dediğimiz değer bunların toplamı olur. Yani I1 ile I3'ün toplamı olur. Bunu yazdıktan sonrasında burada bakın R ile 3R birbirlerine paraleldir. Paralel olunca geçen akımlar dirençlerle ters olur. Yani 3R'den geçen akımın değerine biz buraya I demiş olursak R'den geçen akımın değeri bunun 3 katı kadar olacak. Yani bunun değerine 3I dersiniz. O zaman I2 akımının değerine geldiğinizde bunların toplamı kadar olacak. Yani 3I artı I'dan bunun değerine gelirsiniz. I2 akımının değerine 4I dersiniz. Şimdi baktığınızda I2 akımı en büyük, sonra I1 gelir, I1 gelecek. Şimdi I2 en büyük, I1, I3. Buradan yine sorunun cevabına C şıkkı demiş oluruz. Ödev test 3. soruda. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eş değer direnç 4R olduğuna göre X direncinin değeri kaç R'dir diye soruda soruluyor. Bu soruda arkadaşlar bu tip daha doğrusu sorularda her zaman en arkadaki kutucuktan başlamak en avantajlı olur. Burada bakın 2R ve 3R var. Birbirine bunlar seri bağlanmış. Bu ikisinin eş değerinin değeri toplamları olur. Yani 2R artı R'den bakın bunun değerini 3R dersiniz. Şimdi ben yeni bir şekil çiziyorum. Geldim buraya 2R'yi çizdim. Daha sonrasında şuraya x'i çizdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada bir tane altımız var. Şurası 6. Ama şurada bir tane R direncimiz var. Az önce de 2R ve R'yi arkadaşlar eşdeğerini bulmuştuk. Bakın burasının değerini 3R olarak bulmuştuk. Bunları yazdık. Bir yerde arkadaşlar 6 ve 3 varsa çarpımları böyle toplamlardan buranın eşdeğeri 6 çarpı 3 18 bölü toplamları 9. Bakın 2 gelir. 2. Bir de akabinde R var. Yani bunların eş değeri 3R olur. İsterseniz yeni bir şekil çizelim bir daha. Bakın 2R'yi çizdim. Şuraya geliyorum. X direncini çizdim. Daha sonrasında ise burada bir tane arkadaşlar 2R değerimiz var. Eş değer direnç. Bu 2R'den sonra bakın devamında bir R var şurada bak. Şurada arkadaşlar bir R direncimiz var. İşte burada KL arasında eşdeğer direnç bana soruda 4R olarak verilmiş. Şimdi bu ikisinin eş değeri de arkadaşlar ne çıkacaktır? Bakın bu ikisinin eş değeri 3R olacaktır. Şimdi yukarıda 2R var. Yine bir şekil daha çiziyorum. Burada 2R değerim var. Bakın buraya geldiniz x'i koydunuz. Burada arkadaşlar bakın bir diğer direnç değeri ise şurası 3R kadar. Şimdi bunların eş değeri arkadaşlar bakın KL arasında eş değeri soruda 4 olarak vermiş. O zaman şunlar paralel bağlı olanların eş değeri 2R kadar olursa 2R ile 2R'nin toplamı 4R yapar. O zaman x değerini arkadaşlar bakın eşlerin 2R olması için az önce de yaptık. Buranın 6R'lik bir direnç olması lazım. 6 ile 3'ün eş değeri 2 yapar. 2 ile 2'yi topladığınızda 4 yapar. Demek ki x yerine gelecek olan direncin büyüklüğünün değeri 6R olarak bulunur. Ödev test 4. sorudan. Şekildeki elektrik devresinde A1, A2 ampermetrelerinden geçen akımlar sırasıyla I1 ve I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır diyor. Ampermetrelerin kullanılmış olduğu çok enfes bir soru arkadaşlar. Burada artıdan üreticinin artısından gelen akım burada devreye geldiğinde iki kola ayrılacak bakın. Daha sonra bu 3'ten geçen akım A1 ampermetresi üzerinden gelip devreyi tamamlar.
Yani buradaki 2R ve R dirençleri kısa devre olur. Bunlarla ilgili bir işlem yapmazsınız. Daha önce de söylemiştik, bakın paralel olduğunda 6R ve 3R geçen akımlar dirençlerle ters orantılı olur. Yani 6R'den I akımı geçiyorsa bakın 3R bunun yarısı kadar. Demek ki geçen akım 2I kadar olacak. O zaman ana koldan gelen akımın değeri 3I olacak. Şimdi I1 bölü I2 oranını benden istiyordu. Bakın burada A1 ampermetresinin gösterdiği değer bu değer olur. Yani 2I kadarlık değer gösterir. Aynı şekilde A2 de arkadaşlar 3'ü gösterir. Buradan oranını 2 bölü 3 olarak bulursunuz. Böyle bir şık D şıkkında var. Sorunun cevabına D şıkkı deriz. Ödev test 5. soruda. Reosta ile kurulu şekildeki elektrik devresinde reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilirken A1, A2 ve A3 ampermetrelerinden hangisinden geçen akımın şiddeti artar diye soruda soruluyor. Burada bakın şuradaki reosta ile beraber bu gördüğünüz dirençler devreye paralel bağlı. Burada arkadaşlar reostaya geldiniz gösterdiniz mesela. Aynı şekilde şuraya geldiniz R direncini gösterdiniz. Şimdi pili de geldiniz böyle bağladınız. Şimdi üst koldaki arkadaşlar değişmelerin hiçbiri alt koldaki akımı değiştirmez. Çünkü bunlar paralel bağlı. Bunların potansiyeli direkt üreticinin potansiyeli olur. Yani reostanın sürgüsünü sağa ya da sola çekmiş olmanız burada A3 ampermetresinden geçen akımı hiçbir zaman değiştirmez. Çünkü önündeki direnç direkt pile paralel bağlı arkadaşlar. Yani direkt pilden enerjisini almış oluyor. Potansiyel farkını almış oluyor. O zaman A3'ün arkadaşlar değişmeyeceğini hemen söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada üst koldaki reostayı sola doğru çektiğiniz zaman burada arkadaşlar devrede direnç değeri azalır. Yani üst koldan geçen akım değeri artar. Dolayısıyla burada direnç azaldığından dolayı, akım arttığından dolayı A2 artmış olur. Şimdi A3 sabit, A2 artıyorsa burada arkadaşlar ana koldan gelen akım da artmalı. Yani A1 değeri de artar. Demek ki A1 ve A2 ampermetrelerinden geçen akım değeri artmış olacak. Sorunun cevabında C şıkkı deriz. Ödev test 1. soruda. İç dirençleri önemsiz, üreteçte kurulu şekildeki devrede 12 ohmluk dirençten geçen akım şiddeti I1, üreteçten geçen akım şiddeti I2. Bakın buradan geçen akım şiddetinin değerine I1 başlangıçta, ana kol akımının değerine soruda I2 demişler. Devam ediyoruz. 6 ile 4 ohmluk dirençler yer değiştirirse I1 ve I2 nasıl değişir diyor. Başlangıçta üreticinin potansiyelini V diyelim. Burada arkadaşlar eşdeğer direnci bulalım başlangıçta. 4 ile 12 paralel olduğu için bakın bu ikisinin eşdeğeri R eşdeğer değeri 4 çarpı 12 bölü toplamları 16 olacak. Buradan arkadaşlar 16 ile 4'ü sadeleştirdiğiniz 4, 12'yi 4'e böldüğünüzde gelecek olan değer 3 olur. 6 da başlangıçta var. O zaman devrenin tekrar eş değeri 6 artı 3'ten arkadaşlar 9 olarak bulunur. Yani burada V dediğimiz değer özür diliyorum, I2 akımı çarpı 9 olarak bulunmuş olacaktır. Burası V'nin değeri. Şimdi siz bu devreye geldiğinizde burada 4 ile 6 arasında bir yer değişikliği yapacaksınız. Şimdi burasına geldiniz 6 dediniz. Buraya da geldiniz 4 dediniz. Bakın yeni durumda direnci eş değerini bu taraftan bulalım. Şimdi 6 ile 12 birbirlerine bunlar paralel olacağı için şu anda bunların eş değeri 6 çarpı 12 bölü toplamları 18 olacak. Sadeleştirdiğiniz 3, 12 3'e böldüğünüz 4. 4 de burada var arkadaşlar. Devrenin eş değeri yeni durumda 4 artı 4'ten. Bakın burasının değeri ne oldu? 8. Şimdi ilk durumda eş değer 9, ikinci durumda 8 olduğuna göre bu durumda arkadaşlar ana kol akımının değeri yani V değişmiyor, pilin potansiyeli. Ana kol akımı I2'nin değeri artmış olacak. Bakın buradan I2'nin arttığı zaten 2 şık var. Bu bir. Şimdi devamına geldiğinizde arkadaşlar diyor ki ilk başta 12 ohmluk dirençten geçen akımın değeri arkadaşlar I1'ymiş. Bakın burada. Bu durumda devrede arkadaşlar I2 akımının değeri ne oldu? Artmış oldu. Şimdi üst koldaki arkadaşlar direnç değeri de büyüyor. Şimdi dolayısıyla üst koldaki arkadaşlar direnç değeri büyüyünce bu aradaki fark değeri azalıyor. Yani I1'den daha doğrusu 12 ohmluk
dirençten geçen akımın değeri burada artmış olacak. Yani hem ana kol akımı arttığı için artacak, hem de arkadaşlar bakın ilkinde 4'e 12 idi. Yani burada oran 3 kat ama yeni durumda oran 2 kat oluyor. Dolayısıyla her iki nedenden dolayı 12 ohmluk dirençten geçen akım değeri artar. Buradan sorunun cevabına B şıkkı demiş olursunuz. Ödev test ikinci soruda R1 R2 dirençleriyle kurulmuş şekildeki devrede yalnız R2 direncinden akım geçmesini isteyen bir öğrenci XYZ noktalarında hangi ölçü aletlerini bağlamış olabilir diyor. Bir kere arkadaşlar yalnızca R2'den akım geçecekse şu kısmı Z'ye voltmetre bağlarsınız. Ve X ile Y'ye arkadaşlar ampermetre ampermetre bağlarsınız. Bu üreticinin artısından gelen akım bakın ampermetreler tel olarak algılıyor idik. Dirençler paralel bağlandığında onlar kısa devre oluyor. Yani bu akım geldi X ampermetresinden geçer, Y'den geçer. Çünkü Z'ye voltmetre bağladığınız akım geçirmez. Sadece R2 üzerinden geçerek devreyi tamamlar. O zaman X'e ampermetre bağlamış olacağız. Y'ye arkadaşlar ampermetre bağlamış olacağız. Daha sonrasında arkadaşlar Z'ye voltmetre bağlamış olacağız. Buradan sorunun cevabına B şıkkı demiş oluruz. Ödev test 3. soruda uzunlukları ve kesit alanları üzerinde belirtilmiş olan dirençlerle ve üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde XYZ noktalarından geçen akım şiddetleri IX, IY ve IZ'dir. Buna göre IX, IY, IZ arasında ilişki nedir diyor. Bakın burada bütün XYZ akımların geçeceği kolların tamamı birbirine paralel. O zaman biz bu kollardaki direnç değerini hesaplamalıyız. Şimdi kesiti en büyük, boyu en küçük olan dirençlere R diyelim. Yani R dediğimiz değer bakın boyları en küçük olanlar. Yani Rho'su tamam yazdım. N'yi yazdım. Bakın kesit alanları 2S. Bunlara R dedim. Şimdi arkadaşlar L'nin yani şunun direncinin değerine bakınca bakın kesiti yarıya iniyor. Yani R üssü diyelim buna. Şunun direncine R üssü diyelim. Bunun direncinin değeri Rho L bölü S. Yani diğerlerinin iki katı kadar. Şimdi siz bunun direncine R derseniz, buranın direncine R, buraya R derseniz, bakın yukarıdakine 2R dediniz ama alttaki bunun da 2 katı kadar. Yani bunun direnci 4R olur. Şimdi arkadaşlar bunları normal direnç gibi gösterelim. Bakın X'in bulunduğu koldaki direncinizin değeri 2R burada, R burada var, 3R kadar toplamı. Yani burası 3R. Buraya X dedim. Şimdi alt taraftaki kola geldim. Kesiti S boyu 2L olan telin direncinin değerine 4R diyorum. Bunu da yazdım getirdim. Alt koluna geldiğimizde ise arkadaşlar bakın buraya da Z'nin bulunduğu kola geldiğinizde burada arkadaşlar direncinizin değeri 2R. Şimdi paralel kollar bunlar. Bu paralel kollarda geçen akımlar dirençlerle ters orantılı olacak. Yani direncin en küçük olduğu Z kolunda akım en büyük. Direncin en büyük olduğu 4R olduğu Y kolunda akımın değeri en küçük çıkar. Yani Z'den geçen akım değeri en büyük. Direncin en büyük olduğu Y'den geçen akımın değeri en küçük. Burada X de arada kalacak. Buna uygun olan şıklara beraber bakalım. Bu arkadaşlar B şıkkında var. Sorunun cevabına B şıkkı deriz. Ödev test 4. soruda. Şekildeki elektrik devresinde Rheostat'ın sürgüsü ok yönünde çekilerek K noktasından L noktasına getiriliyor. Buna göre ampermetre ve voltmetrede okunan değerler için ne söylenebilir diyor soruda. Bakın bu da çok güzel bir soru. Birinci olarak bir kere voltmetre akım geçirmeyeceği için bakın şuradaki kullanılmış olan direncin bir önemi olmaz. Direkt bunu çizebilirsiniz. Çünkü voltmetre akım geçirmiyor. Yani başlangıçta voltmetre arkadaşlar burada sadece bakın şu uçlar arasındaki potansiyel değerini ölçer. Yani şuradaki örneğin buna biz R1 direnci dersek R1 direncinin başlangıçta potansiyelini ölçüyor. Şimdi üst kolla alt kol zaten paralel. Yani sizin şurada üst kolda yaptığınız bütün değişikliklerden arkadaşlar ne yaparsanız yapın alt kol etkilenmez. Çünkü alt kol buradaki direnci de R2 diyelim bakın R2 direnci üst kola paralel. Aynı şekilde arkadaşlar
Bu üretici potansiyeli V ise buradaki dirence ve potansiyeli gelir ve akım değeri değişmez. Yani burada ampermetrenin gösterdiği değer arkadaşlar hiçbir zaman değişmez. Şimdi voltmetreye gelince bakın siz buradaki sürgüyü bir miktar çektiğinizde bu voltmetre R1 direnci ile beraber bakın şuradaki direncin potansiyelini de ölçecek. Yani artı bir direnç potansiyeli geliyor. O zaman voltmetrenin gösterdiği değerde bir artma söz konusu olacak. Yani ampermetreden geçen akım arkadaşlar değişmeyecek bakın burada. Ama voltmetrenin gösterdiği değer R1 artı K'li arasından gelecek olan potansiyel farkın da toplamına eşit olacak. Yani V değeri voltmetrenin gösterdiği değer artmış olacak. Sorunun cevabına C şıkkı deriz burada. Ödev test 5. soruda bir çalışan iş yerinde üzerinde 220 volt 22 ohm yazan bir ütüyü kendi değerleriyle çalıştırmak istiyor. İş yerinde prizde 380 volt olduğuna göre çalışan ütüye seri olarak KL noktalarına kaç ohmluk bir direnç bağlanmalıdır diyor. Burada arkadaşlar ütümüzün gerilimi verilmiş. Yani V'sinin değeri verilmiş 220 ve burada direncinin değeri 22 verilmiş. Bakın buradan ana koldan geçen akımın değerini ben bulabilirim. Şimdi ana koldan arkadaşlar geçen akımın değeri buradan sadeleştirdiğinizde I'nın değerini 10 amper olarak bulursunuz. Şimdi devam ediyorum bakın. Devrenin toplam eş değerine burada R eş değer diyelim. Burada V eşittir ana kol akımı çarpı R eş değerden ben devrenin toplam eş değer direncini bulabilirim. Şimdi üretici potansiyeli 380 idi. Burada arkadaşlar I'nın değerini az önce 10 amper olarak buldum. Eş değeri R eş dedim. Sadeleştirdiniz. Demek ki 38 ohm olarak burada arkadaşlar devrenin eş değeri bulunacak. Şimdi bu 38'in 22'si zaten arkadaşlar buradaki ütüye ait. Şimdi geriye kalacak olan ne var burada? 16 ohm var. Demek ki KL arasına ben 16 ohmluk bir direnç bağlarsam bu durumda arkadaşlar ütüyü istenen şekliyle çalıştırmış olurum.